Bak şimdi anlatıyorum anlatıyorum yetersiz geliyor. Anladın mı? Ha, bir de burada deneyeyim dedim. Bak iyi insanlara olmadı kalbi. Kötü insanlara bekle. Beni sindirebileceğiniz mi zannediyorsunuz? Buradayız. Afiyet. Kocam, kahvem ve kocamın gönlü. Enerji. 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 Siz izleyip izleyip eriyeceksiniz. Hadi gel kocam. Bir gün gözümüzün önünden, elimizden, burnumuzdan, kokusundan haram para geçirdiysek. Yakın zamana kadar Dilan Polat, servet teşhirciliğiyle gündemimize her fırsatta bombalamaktan büyük bir zevk alan, güzel, küstah, ölçüsüz, gülünç, sinir bozucu ve manasızca zengin genç bir kadın. Çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Görüşmek üzere. Böyle biliyor musun Esra ablacığım? Hangisini alacağız, neyi alacağız hiç gözükmüyor. Farklı bir gözlük şeyi yapmamız lazım sana. Gözlükler mi? Evet. Ay daha da fazla da gözlükler var. Yetmedi mi sana Şule? Allah Allah. Evet. Böyle düzen çok severim. Onunla ilgili dalga dalga antipati yaratan her şey giderek öylesine bir infial, hatta toplumsal histeri ve öfke nöbetleri yaratır bir hal aldı ki kapkara boyalı kaşları, azıcık kanca burnu, ağzının yanına kalemle yapılmış beniyle şimdiki alakasız eski, otantik yüzü sıradan kılık kıyafetler, yoksul evler ve mekanlarda çekilmiş, geçmişteki günlerine ait fotoğrafları muhtelif kızlarla ortaya çıkartılıverdi. Leke, gözenek, ameliyat izi, skar, ne varsa cildi muhteşem yenileyen mucize. Bir yerin çarptı, morardı, bir şey oldu. Her türlü durumda, açamadım mı şöyle, rezil oldum şu an. Her türlü durumda bu gerçekten bir mucize yani. Bunu her şekilde, story bitti şöyle. Her şekilde... bir dahaki story de mi çekeyim? Çekeyim. Hayır, aslında hiç de güzel değilmiş. Estetik ameliyatlarla yani parayla kendini sonradan güzelleştirmiş mesajı bir göktaşı misali önümüze düşüverdi. Ve de bu hakikatin göktaşlarından yalnızca bir tanesiydi. Anahtarı bile güzel. Kocam çünkü. Anladın mı? Bak kocasının karısı. Enerji! Geliyorum. Hepimizi vitrindeki hayatıyla bezdiren, önce güldürüp eğlendirip giderek sinirlendiren bu genç kadınla ilgili haftalar sürecek bir göktaşı yağmuru bekliyordu. Bunlar neyden anlıyor biliyor musunuz böyle? Ferrari'lere, Mercedes'lere, ondan sonra G'lere, Rolls Royce'lara bineceksin. Küçücük bir araba göstereceksin bunlara. Halkın böyle insanın gözünü boyayacaksın. Mağdur edebiyatı yapacaksın. Ben işte gidiyorum, pahalı almıyorum, bunu çakmasını alıyorum, ikinci el alıyorum diyeceksin. Manipüle edeceksin bunları. Ondan sonra Türkiye'de kazanıp 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 gidip yurt dışına yatırım yapıyorlar. Kendi ülkelerine değil. Bunları bu lazım. Ama bunların gözünü boyayacaksın. Çünkü bunların kafası çalışmıyor. İzlediğini anlıyorlar. Aa. 6 yılda edinili vermiş servetinin aslında şaibeli olduğu iddia ediliyordu. Değirmenin suyunun anlattığı derelerden gelmediği, dibine kadar yolsuzluk, yalan dolan ve karanlıklarla dolu bir paranın söz konusu olduğu. Alnımız ak, başımız dik. Biz ülkemizi seviyoruz. Başındayız da. Buradayız. Buradayız. Şey anlamımızı okuyayım mı? Türk'üz de orada çalışıyor. Engin şey hani gireceğim istikler maşallah. Ne istiyorsunuz kız? Çok komik artık. Ben de ilk başlarda üzülüyordum ama şimdi gülmeye başladım. Bir taksi şoförüyle bir doğum fotoğrafçısı. Yani Engin ve Dilan Polat çifti. Birdenbire güzellik sektöründe devleşip 130 şubeli bir markaya sahip olmuşlardı.
zayıflatma makinelerini dahi kendileri yapıyor. Bunları yurt dışına ihraç ediyor. Müthiş güzellik malzemeleri 1 milyon adet satıyordu. Görünmemiş azim, üstün çalışkanlık ve müthiş iş dehalarının bileşimi olarak gazladıkları bu büyük başarı öykülemesinin altından bir sürü soru, sorun ve sorgu çıkmıştı. Altınlarım, çantamda para yok ama altın var. Nasıl? Süper. Hikayelerinin hakikaten iler tutar tarafı yoktu. Dilan Polat'ın Getto'ya dair bir kavramsal sanatçı ölçüsüzlüğünde sergilediği bu acayip paralar tam olarak nereden geliyordu? Altın kaplamalar döküldüğünde geriye 1990 doğumlu Dilan Polat'ın gençliği ve sonu gelmez küstahlığı kalmıştı. Alameti farikası sayılabilecek küstahlığı, şımarıklığı ve kendine mesnetsiz güveninden içine yuvarlandığı bu çetin sürecin sonunda ne kadarı kalabilecek önümüzdeki sezonda göreceğiz. Neredeydin dolarları? Söy, neredeydin dolarları? Buradaydım. Hadi afiyet olsun. Reyhan, normal değil mi burada böyle Allah şeyler? Allah. Destekle beni, buraya gel. Ben size çok destek. Ancak şimdilik dizinin sonunda memleketin ve özellikle magazin programlarının bir numaralı nefret nesnesi Dilan Polat. Sayesinde müthiş bir katarsis yaşamaktayız. Çok çok ilginç, seyredilesi ve aynı zamanda hakiki bir memleket meselesi. Sonuç olarak gri listeye alınmış bir ülke Türkiye. Polatların hikayesini dinlerken gri listeye alınmış olmanın vehameti ve ağırlığı bir an olsun aklımızdan çıkmamalı. Gri listeye ansızın ve durduk yere alınmadık. Bu listeye alınmamızı temin eden olgular Dilan ve Engin Polat hikayesinin tam da orta yerinde. Belki miyim? Ne çabuk bitti Engin, bize para ver ya. Bu böyle olmaz ya, ama. Bu şey mi diyor ya, sana orijinali yakışır. Orijinal zaten. Ne oldu ya? Kocacığım kasayı açar mısın enerji? Dilan, evet çok çalışmışsınız, üretmişsiniz ama dışarıdan şöyle görünüyor. Öyle acayip şeyler paylaşıyorsun. Evet. Boyuyorum altını şu an. Bunlara böyle gizli bir destek mi var? Gizli bir iş mi yapıyorlar? Kim olacak gizliydi? Ne gizliydi işi yapacağım? Allah aşkına bir şey söylemek koyayım mı sana? Alsın. Getir. Bir yakın çekelim. Yok ben istemem. Altın kahveye girdi. Bir tane daha koyacağım şey şu anda. Şimdi onu da anlatacağım. Altın yaprağı değil mi? Altın evet, tuzu. Evet aşkım, hepsini koyacağım. Hepsini içeceğim. Peki böylesine nesnel gerçekler söz konusuyken bunu senden, benden, ondan, diğerinden çok Dilan ve Engin Polat'ın düşünmesi gerekirken, Dilan Polat'ın akıllara seza öyküsünde böylesine bir iddialılığa, el arttırmaya, teşhir obezi olmaya, diyelim enerjiyi şarkısına ne gerek vardı? Defalarca söylediği gibi şarkıcı değildi. Teklif aldığı halde çok çok meşgul ve fevkalade başarılı bir iş kadını olduğu için şarkıcılık yapmaya zırnık niyeti yoktu. Enerji! Bu şarkı ve şarkısına hiçbir masraftan kaçınmayarak yaptırdığı klip tam bir nispet yapma, ders verme, al sana, al sana yapma çabalamasının taçlandırılmış haliydi. Bende olan yok sende, kalite gör sayemde, Allah'ın lütfu bu bana, bitmeyen bu enerji. Twitter'a girdim. Önüme düştü bir liste. 56. sırada falandım orada. Aa baktım 7 bu. Ne dedim, İngilizcem de çok yok ya. 50 sırada soracağım. Şimdi çevirmesi de yarım İngilizce yarım Türkçe oluyor. 7. sırada dünya starlarıyla muhatapsın aslında baktığın zaman, ama burada böyle iki kuruşluk insanlarla muhatap olmak zorunda kalıyorsun gibi lanse ediliyorsun. Asla kimseye cevap vermiyorum biliyorsunuz. Çünkü muhatabım değiller. Ya bu arada espri yapıyorum. Dünya starı da olsa kimse benim muhatabım değil. Benim tek muhatabım kocam, ailem, çocuklarım. Bu eşsiz benzersiz şarkıda Polat'ın bütün TikTok eserleri de sonsuz bir nispet yapma seansının bitmek bilmeyen incileriydi. Dizip dizip önümüze fırlattı. Bu kadın kimden neyin intikamını alıyordu? Gerçekten o yaptığınız şey hiç önemli değil. Bak şimdi işe gideceğim. Yerine oradan Dilan Polat Ataşehir'e. Sanatçı değilim. Bunu kafanıza sokun. Herhangi bir yere para vermiyorum. Ya da radyoda çalması, orada burada çalmasını talep etmiyorum. Çünkü bu amaçla yapmadım. Storylerimin arkasında şubelerimde enerji olsun istedim. Şarkı gitti. Allah bazen yürü ya kulum der. O yüzden hep başarısız olacaksınız hayat boyu. İstediğin kadar uğraş. Ay kaldır da kurtul. Seninkiler daha çok dinlensin. Sizinkiler. Enerji. Ne işe yarıyor bu? Hiçbir işe yaramıyor.
gıcık kaptığım insanlar için içiyorum. Gerçekten evet, mi? Onları gıcık etmeyi seviyorum. Evet. Onlar çünkü kim? Çok kişiler aşkım bunlar. Tanımıyorum ki. Tanımadığım insanları da niye gıcık ediyorum? O kendimi de anlamıyorum. Varak yapraklarını kopartıp kahvesinin üstüne atıp içmeler, eurolardan kafasına bigudiler yaptırmalar, Kurtlar Vadisi kılıklı genç adamların getirdiği sonsuz güller, Engin Polat'ın durmaksızın satın aldığı statü sembolü hediyelere şaşırmalar, sevinmeler, saçmalama Enginler. Saçmalama. Güzel günler. Engin saçmalama. Sana inanmıyorum. Dinan Polat hepimizi yordu. Çileden çıkarttı, sinirlendirdi. Tartışmalı Cinderella olarak son model lüks arabalarının bal kabağına ya da polis otosuna çevrilmesini çok ilginç bir şekilde bizzat kendisi temin etti. Kendi kendine sabotajın dünya çapında zirvelerinde hepimizi gezdirdi. Kızından utan. İki etkileşim için soktuğun yerlere bak. Bitti. Sana bu prim fazla bile seni götürür. DC'ye oturup işemene gerek kalmaz. Allah Allah. Yapmana gerek kalmaz. Seni biraz götür ama haram para. Neymiş haram paranın sadakası olmaz. Kendi kendine sabotaj. Bu kelime Dilan Polat vakasında çok hayati. Bu kendini göz göre göre yakma, frene illa da basmama, aksine inat ve ısrarla vites arttırma pratiğinde çocuklukta açılan çok büyük bir yaranın izini sürebilir miyiz? Evet, kesinlikle sürebiliriz. Dilan Polat krallığında bir şeyler yolunda değil. Pek çok şey yolunda değil. Çocukluğuna dönmeliyiz. Aslında beni yadırgadıkları hayatı ben hep küçüklüğümden beri yaşıyordum. Ama hep beni işte bununla vurmaya çalışıyorlardı. Dilan Polat'ın Armağan Çağlayan'a verdiği röportajdan, güzel bir ailede çok paranın içinde yarımcada büyüdüğünü, kapıda şoför, evde çalışan kadınlar olduğunu, babasının benzin istasyonları ve başka başka işleri olduğunu, aynı Dilan Polat gibi pek çok iş kolunda büyük başarıları olan bir iş adamı olduğunu öğreniyoruz. Siz bilmiyorsunuz sanıyorum. Yok, bilmiyorum. Benim babam rahatsızdı, beyinde tümör vardı. Annemi öldürdü. Annenizi? Öldürdü. Dilan Polat 11, Sıla Doğu 14 yaşındayken babaları salonda tabancasından 7 el kurşun sıkarak annelerini öldürüyor. En son laptopta birlikte film seyrederlerken görmüşler oysa birbirlerine çok aşık anne babalarını. Biz çıktık yukarıya, zaten kurşun sesine kalktık. Ama yani neyin ne olduğunu ne Dilan ne ben hiçbir şekilde bilmiyorduk. Mesela bak, ben kurşun sesi duydum, onu bile hatırlamıyorum. Ben kalktım ama neye kalktım bak? Anne diye bağırdın. Ben mi? De, evet. Ben hatırlamıyorum. Sıla Doğu 3 yaş küçük kız kardeşinden çok daha fazla detay hatırlıyor. Uyanıp aşağıya indiklerinde Sıla Doğu merdivenlerde donup kaldığı, birçok işi Dilan Polat halletmeye çalıştığı halde. Hadi ya, onlar fazla rahat, eşofman gibi. Çok çok acıklı bir hikaye. 2 yaşındaki oğlan kardeşleri Can, yerde yatan annelerinin memesini emmeye çalışıyor. Böylesine inanılmaz travmatik sahneler çakılı Dilan Polat'ın zihninde. Ay inanamazsınız ya. Saç... Yani... O geceye dair tek hatırladığım Can orada. Meme şeyin... Annemin memesini açmak istiyordu. İki kız kardeşin bu konuda hatırladıklarımız, hatırlamadıklarımız diye karşılıklı oturarak yaptıkları bir videoda mevcut. Önce annelerinin üstüne ketçap döküldüğünü sanıyorlar ve ketçap fobisi diyebileceğimiz bir korku geliştiriyorlar. Annelerinin öldüğünü kavrayamıyorlar ya da bastırıyorlar. Ben niye anlattım mesela bu hikayemi de anne babamı? Mecbur kalmıştım. Benim annem bir şey yaptığı için babamı öldürmedi, babam hastaydı. Birini öldürdüyse o bir şey yapmıştır. Yapmadı. Yapmadı, gerçekten yapmadı. Enerji. Konuşun kız, konuşun. Özellikle Dinan Polat, burundan gelen son derece hoş ses tonuyla güzel konuşan, mükemmel bir masal anlatıcı. Ve sen Engin kaldık biz burada Adana'da şu an. Benim hayatım uçağa kaçırmış. Hiçbir şey tam bir neticeye kavuşmuyor. Mantıksal bir örgüye oturmuyor. Masallardan da öte, her şey havada çizilmiş daireler olarak kala kalıyor. Ki
doğrusal bir anlatım çizgisi tutturmak yerine sonsuz daireler çizerek bir şeyleri kasıtlı olarak anlatmama pratiğinin sosyopatik bir özellik olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim Armağan Çağlayan'a verdiği mülakatta mütemadiyen ne kadar görgülü ve yaralı olduğunun altını çizdi Dilan Polat. Servet teşhirciliği ve dikkat ucubeliği artık yurdumuz insanlarını aşırı irite etmeye başlamıştı. Onun takipçisi olmasak da habire karşımıza çıkıyordu. Olmadı, bir arkadaşımız bak şu saçmalığa diye cep telefonumuza gönderiveriyordu. Ve büyük iş dehası Dilan Polat besbelli hasar kontrolü yapmaya çalışmaktaydı. Görgülü olduğuna dair iddialarının bu mülakatın asıl rengi olduğunu söylemek mümkün. 4-5 kez ben görgüsüz değilim dedi zaten. Oysa katarsis mülakatının neredeyse tamamını yaralı olması hususuna ayırmıştı. Ki yaralı hem de feci şekilde yaralı olduğu, bu yaranın hiçbir zaman kapanmadığı, kapanmayacağı, kendi elleriyle yara açma konusunda bir üstad, hatta yaralı olma haline bağımlı olduğu, bundan ciddi anlamda istim aldığı, bariz, göz ardı edilmeyecek bir gerçek. Yarasına aşık bir Dilan Polat. Dedim ki bunlar kesin bana gelecek, diyecekler ki annen öldü. En güzeli dedim ben Sadi teyzenin terasını aşağı atlayayım. Sıla ile el ele tutuştuk. Yeni edinilmiş servetinin ve oradan devşirdiğini varsaydığı statüsünün sonunu getirme arzusunun, bitmeyen tırmandırma seanslarının hep bu yarayı kapatmama, yarayla bir olma arzusundan kaynaklandığını iddia edebiliriz. Çok psikanalitik yaklaşmaktan imtina etmeyeceksek. Türk toplumu o denli yaralı ve yarasına bağımlı bir toplum ki, neredeyse her türlü sağaltma pratiğini her daim elinin tersiyle iten, yaralı kalma konusunda bu denli ısrarcı, bilinçaltı ve üstünden kararlı bir toplumun Dilan Polat'la bir nevi özdeşleşme yaşadığını, sonra da ondan bu denli şiddetle kendilerini ve memleketin ahval ve şeraitini hatırlattığı için de soğuyup nefret ettiğini dahi iddia edebiliriz. Bu babasını seviyor, bu ne biçim kadın, katil sevilir mi? Yani insan, kimsenin hikayesi bitmedi daha. Annesi babası tarafından öldürüldüğünde kardeşi Can daha emzirilen bir bebek olduğu için ağlamasın diye bir ay kardeşini emzirmesinden, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun süt gelmeyen göğüslerinden, daha sonra annesini katleden babasıyla barışmasına, görüşmesine, babasının beyninde tümör olduğu için beyin tümörü krizlerinden birinde annesini öldürdüğüne dair pek sık tekrar ettiği, besbelli kendini de inandırmaya çalıştığı gerekçelendirmeye kadar Dilan Polat'la Türkiye'nin psikolojisi arasında o kadar ama o kadar çok paralellikler var ki. Böyle düşünüp yaklaşınca şaşırıyor insan. Ya kıcağın saçmalama. Çok güzel. Görgülü olduğuna, hem çok varlıklı bir aileden geldiğine, hem de dayısı Gebze'de Ayhanlar Holding'in sahibi olduğu için anne tarafından da çok çok zengin, yani görgülü olduğuna hepimizi inandırmaya çalışıyor. İnsan ister istemez bu laf hevesi kadının görgülü kelimesinin karşılığını bilip bilmediğini de düşünmeye başlıyor. Aynen giderek birçok kelimenin anlamını bilip bilmediğini düşünmeye başladığı gibi. Fabrika gibi, ihracat gibi, vergi gibi, üretim gibi. Tedbir kararı mı? Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin sen. Nitekim tedbir kararı mı? Tedbir kararının anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını göreceksin diye bir şort attığında sağa sola tükürmeye, beddualara, bitmeyen hakaret ve tehditlere başladığında insan yaptığı hayal ticaretinin önemine ve büyüklüğüne kendini kaptırmış, 33 yaşındaki bu genç kadının kendi kendini sabote etmenin inadı, ısrarı ve geri dönülmezliği karşısında
gözlerini Dilan Polat ve Ekürisi, büyük aşkı, Clyde'ı Engin Polat'tan ayıramaz hale geliyor. Evet, gri listenin Bonnie ve Clyde'ı bu model. Rise and Shine, Türkiye. Dilan Polat sürekli iddia ettiğine göre çok zengin ve görgülü bir ailenin kızı ya. Okulla alakası olmadığını gören anne tarafından ailesi, özel okula paramız boşu boşuna gitmesin bari diyerek alıp onu devlet okuluna veriyor. Efendim Engin'cim, hazırlanamadım çünkü giyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Panik atak geçirirken düşüp düşüp bayılan, son derece depresif ve karanlık bir ruh halinden çıkamayan Dilan, daha okula kaydını yaptırdığı gün Engin'i görüp, üstelik ensesinden görüp aşık oluyor. Dilan 15 yaşında, Engin 17. Gönül ilişkileri başlar başlamaz Dilan kurtarıcısını ve kocasını bulduğuna o kadar emin ki cep telefonuna Engin'i kocacım diye kaydediyor. 15 yaşında sevgilisinin telefonuna kocacım diye kaydeden Dilan Polat yıllar sonra kırmızı, fahiş, pahalı spor arabasına binerken kendilerinin düzenlediği tiyatroda ne iş yapıyorsunuz sorusunu soran çakma muhabire kocamın karısıyım efsaneleşen cevabını yapıştırıveriyor. Pardon, arabanız çok güzel, ne iş yapıyorsunuz? Kocamın karısıyım. Biz buraya bir yere verelim aracı. Bir çöle geçelim. Şaka mı? Çıkmaz aşkım bu araba buradan, zaten altını sürdü. Vurdun mu? Canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Dilan Polat, onu izlediğimiz süre boyunca kocasına aşırı aşık ve onu onora etmelere doyamayan ideal eş rolünü büyük bir kararlılık ve disiplinle sergiledi durdu. Ne kadar takdir edilse azdır devamlılık açısından. Kendi burnunu hokkalaştırırken kocacığının burnunu da yaptırmış. Hakkını teslim edelim. Artık ilaçlarla mı, keşifleri olan mucizevi zayıflama makinelerinin etkisiyle mi kendi nasıl incecik olmuşsa Engin'ciğini de incecik yapıvermiş. Gözleri güzel kocam, yüzü güzel kocam, gülüşü güzel kocam, saçları kaşları kestikleri güzel kocam. Valla artık. Bir de Engin Polat'ın büyük bir iş dehası olduğunu, ısmarladıkları bir zayıflama makinesi fos çıkınca üzülme karıcığım diyerek derhal zayıflama makinesi geliştirip imalatına giriştiğini, hatta bütün bayilerine bu makineleri satmakla kalmayıp yurt dışına da ihraç etmekte olduklarını holdingleşmiş bir iş kadını kimliğiyle anlatıp durdu. İnanılmaz koşturdum. Engin ama bir sürü iş hallettim biliyorsun. Milan Efe'nin okul işleri. Projeleriniz nelerdir demişler. Söyleyecek misin projelerini mesela? Hayır. Neden? Senin bence projelerin yeter artık. Kendini yormana çok üzülüyorum. Yeter mi? Yetmez. Allah Allah. Yetmez, daha çok var. Sırayla sırasıyla gidecek. Bak ses tonun bile yorgun, yazık değil mi? Bir şey olmaz, yaşımız genç. Tek başına bir Ar-Ge bölümü gibi makine dahi geliştirip yurt dışına ihraç eden Engin Polat lise mezunu. Yeni Sahralı taksi şoförü bir babanın ilk başlarda taksi şoförlüğü yapan oğlu. Yurt dışına ihracı yapılan makineler hikayesi de Çin'den alınan makinelerin göstermelik olarak çok az sayıda ülkeye çok düşük fiyatlarla satılmasından ibaret. Engin Polat'la Dilan Polat biri 17, diğeri 19 yaşındayken evlenip Engin Polat'ın ailesinin Yeni Sahra'daki tek katlı gecekondusunda yaşamaya başlıyorlar. Engin Polat'ın 23 yaşına kadar ne yaptığına dair hiçbir bilgi yok. Araba motorları süpürülmüş. Taksi şoförlüğü kariyerini başkalarından duyup öğreniyoruz. Daha sonra yazacakları resmi tarihlerinde Dilan Polat'a göre çok zengin olan dayısı Dilan Polat'a fabrikasından, başka bir yerden değil, aylık yolluyor. Sonra da Engin Polat'a iş imkanı tanıyor. Meğer Engin Polat, alüminyum dış cephe işine girmiş. İlk olarak Diyanet'e ait bir işi dayı Engin Polat'a vermiş. Pek tabii Engin çok başarılı oluyor. Bunun üstüne dayı çok güzel başka projeler de sunuyor. Günaydın. Vallahi gerçekten efsane bir havası var buranın değil mi Kılıçkın? Aynen süper. Bakar mısınız?
gerçekten çok kötü bir hal almaya başladı. İnsanların bu hırsı ve öfkesi. Herkes kendi yoluna baksa arkadaşlar gerçekten çok başarılı olacaklar. Kıskançlık duygusunun nasıl bir duygu olduğunu Allah yukarıda şahittir ki bilmiyorum. Hep birinde iyi bir şey göründü. Ay ne güzel maşallah derim. Oturup insanlara kurmam. Gerçekten bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizi koru yani. Gerçekten şirkete geçiyorum şimdi. Engin Polat dış cephe işinde ilerlerken işkolik Dilan Polat da her ne hikmetse fotoğrafçı olmaya karar veriyor. Kocacığı ilk fotoğraf makinesini alıyor ve anlaşılan Dilan Polat bir takım ünlülere musallat oluyor. Esra Balamir'in anlattığına göre hiçbir ücret istemeden onun fotoğraflarını çekmek istiyor. Günaydın enerji, aurası yüksek kadın, muhteşem kadın uyandı. Yani ben, enerji bakanı uyandı. Arkadaşlar ne hissettiğinizi şöyle bir kenara bırakıp neyi hak ettiğinize odaklanma dönemi. Çok rica edeceğim. Şöyle odaklan. Sen aurası yüksek, harika bir insan sandın mı? Çok güzellerine layıksın. En güzellerini hak ediyorsun aşkım. Lütfen. Esra Balamir önce işkilleniyor, kabul etmiyor. Ama sonunda bir klip çekiminde fotoğrafçıya ihtiyacı olduğu için bu ısrarcı genç kadını çağırıyor. Dilan Polat da klip çekiminde fotoğraflarını çekiyor. Bir daha ücret. Düşününce o kadar mantıklı ki. Esra Balamir Demet Akalın'ın yakın arkadaşı. Esra Balamir'e yakınlaşmak demek, alemin ecesi Demet Akalın'a da yanlamak demek. Nitekim bir zaman sonra Dilan Foto gece sahne aldığı mekanlarda Demet Akalın'ı fotoğraflamaya başlıyor. Yine çok ilginç bir şekilde bir daha ücret. Esra Balamir birkaç kez gazinoya gelip kanatlardan karısını izleyen mahcup ve sessiz Engin Polat'ı da hatırlıyor. Bu silik, hafif toplu, kemerli burunlu gencecik koca daha sonra Kurtlar Vadisi havalarında bir evrim geçirmiş gibi yapacak. Ona buna tehditler savuracak, racon kesecek, sınırlı kelime dağarcığıyla bir şeyler geveleyecek. Dilan ablanın tribini çekmek her baba yiğidin harcı değil, zor birim sence demiş. Tribin zor aşkım. Niye? Trip atınca yani hiç çekilmiyor. Ne yapıyorum ki Engin? Trip atıyorum. O ne demek ya? Trip atınca hiç olmuyor. Trip atınca. Ve Dilan Polat'ın kocacığı olarak, o da iş adamı, kozmetik imparatoru olarak karşımıza çıkacak. Şöyle etrafı izlerken eğer ki böyle bir proje yapayım diye düşünüyorsam ben hiçbir şey bilmiyorum. Sessiz. Etrafı izliyor işte. Gettoların Barbie ve Ken'i süslenip püslenmiş, düğünde gelin ve damadın boynuna dolamak üzere iplere dizilen paralar, jumbo boy siyah bir poşete istiflenmiş, başka bir gün evlerinin havuzuna silme gül dökülüp yazılar yazdırılmış. Benim K vitamini eksikliğim, gel. Kocamın gönlü. K ne eksik? K? K vitamini. Koltuk altını göster Engin Polat benden. Göster. Gücüne kurban olayım seninle. Ay gideceğim. Çift olma, çok mutlu ve aşık çift olma, birlikte bir kozmetik imparatorluğu inşa etme tiyatrolarıyla mütemadiyen gündemimizi bombalayacak. Ay bu Engin ya, bu iPhone 15! Siliyorum ha! Günaydın kalbim. Günaydın. Engin bana şunu al, Engin bana bunu al. Yapa yapa hem karı kocalıklarının altını aşırı çizdi Dilan Polat, hem de evinin veli nimeti Engin, evinin kadını küçük Dilan'a dışarıdan büyük hediyeler sunan çok başarılı bir figür olarak gazlandı da gazlandı. Ya Allah! Ne oldu? Bana ye ye dedin, yarım bile yememişsin dedi. Yemedim, niye? Niye? Sen yemedin diye vermedim. Niye? Çünkü karısının kocası yemezse, karısının kocası yemek yemiyorsa kocasının karısı da yemez Engin. Peki. Dök içine biraz, biraz onu. Bunlarla yıkanacağım şöyle. Seviyorum çünkü ben. Her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum şöyle sen. Aynen. Evet. Senin de hazırlayalım bir tane şölecim sana. Dur. Evet. Burayı çok güzel temizlediğin için bu senin olsun şu istersen. Ben Hülya Koçyiğit'im. Türkan Şoray'ım yapma da Allah için. Başrol benim kesinlikle. Ama biz Hülya Koçyiğit Edison, Türkan Şoray Kadir İnanırız'ı yaptı habire. Kocasına,
o kadar ama o kadar aşıktı ki koltuk altlarını koklamak, öpmek içinden geliyordu. Bakayım, koltuk altı mis kocam. Koltuk altına Kubane. Anne. Harikayım, enerjim geliyor. Koltuk altı güzel, mis kokulu. Oh, koltuk altını kaldık kocam. Çiçek kocam, saçları güzel, kulağı güzel, her yeri güzel, çiçek, kalbi güzel. Çok samimiydi. Bir yatak odasında kocasının yaptığı çiftleşme dansı herkesin sinir tellerini titretince, orası otel odası, aşağı yemeğe inecektik, ne var ki insan kocasına yapamaz mı, buyurdu. Kız, dünden attığım storylere bakıyorum, salıncakta oturmuşum. Mayonun alt kısmını parayla kapatmışım. Yatakta oturmuşum, elbiseyi gülle kapatmışım. Mekana gittik, mekandan şal istedim. Bacağımı kapatmışım. Şimdi kuaförler gelecek. Engin diyor ki üzerinde değiştir, tabii ki değiştireceğim. Değiştirmesem havluyu da kapatacağım. Evimde her yıldan çalışanlar gelir diye üzerime siyah örtüm vardır, onu örterim. Öyle de ilginç bir kendini cansiparane savunma huyu var. Yaptığı her aşırılığın, insanların cinli tepesine çıkartan servet teşhirciliğinin mutlaka çok masum ve mantıklı olduğuna inandığı açıklaması, gerekçelendirmesi var. Kızım benim, kendine de. Oh, size bunun akşam kek yapacağım, tamam mı aşkım? Hadi güzel kızım benim. Oh, nerede aralar. Oh. Hadi kadar, kendinize de bir kahve. Belki şu hayatı bir gün benim yerime yaşamak istersiniz değil mi? Bence hiç istemeyin, hiç kolay değil. Kafamızın içi, beynimiz, yaşadıklarımız. Hiç tercih etmezsiniz, öyle söyleyeyim size yani. Güzel gördüğünüz hayatın aslında çok zor şeyleri var yani. İnsanlar ya kıskanç, ya fakir, ya çomar, ya üçü birden oldukları için bu genç, başarılı ve yardımsever çifti anlamıyor, takdir etmiyor. Dahası kötü sözlerle yıpratmaya çalışıyorlar. Size bir şey söyleyeyim, bakın biz doğru hedef alabiliyoruz çünkü kendimizi kendimize yittik. Aklımız keskin çünkü onu biz kendimiz el ele verip diledik. Anlamadığınız bazı şeyler var. Vücudumuz çok güçlü çünkü onu biz kendimiz zorladık. Anlatabiliyor muyum? Sizin anlamadığınız şeyler bunlar. Kan, ter ve beceriyle kazandık bizler. Siz ne derseniz deyin, biz yolumuza her zaman koşarak değil uçarak devam edeceğiz. Ve siz her zaman bu şekilde boş boş yorumlar yaparak devam edeceksiniz. Enerji. Habire bunlar oldukça Dilan Polat sözüm ona inanamıyor, ağlıyor, üzülüyor. Yaptığı sonsuz iyilikleri, fedakarlıkları, gittiği umreleri hatırlatıyor. Kızından utan. Sonra birden hakaret etmeye, saydırmaya, ekrana tükürmeye başlıyor. Daha da tüküremezsin, tükürüklerin gözyaşına mı döndü demiş bak. Sana böyle gönderiyorum, daha çok yapacağım. Körü körüne onu seven kitlesine kalp yapmaktan, prim yapmak için onlara kötü sözler edenlere nah yapıp el şaklatması ışık hızında cereyan ediyor. Sonunda Engin Kantar'ın topuzu Engin bana uçak aldığıyla kaçtı. Burası kesin. Durduk yerde artık uçakları olduğunu iddia eden bir video paylaştı. Engin sonunda uçak da almıştı. Bu statü sembolü sonunda herkesin sabrını taşırdı. Ülkede ne zengin insanlar var siz biliyor musunuz? Çok daha zenginler. Ama niye? Ben sosyal medyada hem fenomenim hem de iş kadınıyım diye. Paylaşımlar yapıyorum diye. Gözünüze battım. Sonra Tornistan yapılıp uçağı kiraladık esasındaya döndü ama fayda etmedi. Çok 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 geçti. Hani yalanladınız ama kocacığım, ben bir uçak istiyorum, tarifeli uçuşları hep kaçırıyorum dese alır mısınız gerçekten? Ayda kaç gün kullanabilir diye bakarım ve birisinde de onu ticarete dökmek isterim. Ticaret olarak bana şu anda mantıklı gelmediğinden almam. Yoksa alırdı. Alır mıydın yoksa? Evet, yoksa alırdım, evet tabii. Enerji, istediğinizi konuşun. İkinci sayfa programında bu altın destesi 10 bin liracık denilip kahvenin üstüne atılan varak yaprakları, parçalardan birinin yapıştığı dilin ekrana uzatılmasındaki iğrenç görüntü. Şu ya, sahte koku işçiciler diye bir sayfamda o yapıyor. Altın tozu dediğiniz şey 100 liraya da satılıyor. Bütün kafelerde olan şeyler. Ben de ürettim. Üstüne giydiği saçma kıyafetin 350 bin lira değerinde olduğunu iddia etmesi. Bazı günler İstinye Park'ta 750 bin lira harcadığı şeklindeki zırva ve lüzumsuz beyanlar. Ben evinde oturup günde 7-8-9 tane kahve içen kadın. Her gün ben 750 bin lira para harcayayım. Öyle bir para da zaten her gün harcayamam. Öyle bir para akışı yapamam her gün.
fincanım bu kadar lira deyip ondan da tornistan etmeler, yokuş aşağı gitti Engin ve Dilan Polat'ın aşırılıklar kamyonu. Gözünüzde batan şeyden hesabını sorma vakti olarak görüyorsunuz ama bana hiçbir şeyin hesabını soramazsınız. Ben bu ülkenin vatandaşıyım ve ülkesini çok seven bir vatandaşım. Siz bana hiçbir şeyin hesabını sormazsınız. Siz de bu ülkenin vatandaşısınız çünkü. Ta ki Türklerin son derece ileride duran, insana hayrete düşürecek denli uzaklara dikilmiş tahammül duvarlarına çarpıncaya kadar. Milletlerin en sabırlısının da bir istiaf haddi var. Ne çıktı? Patladı, patladı. Böcekler, timsahlar. Gözler, gözler. Getir göster bize de. Git. Yılan başları, çift başlı yılanlar. Yılan başları göz göz olmuş için ama burada sana dokunulmadığını gösteriyor. Yani burada büyük bir sevinç var, büyük bir bayrak, büyük bir zafer var. Dilan Polat'ın nevi şansına münasip bir ablası var. Sıla Doğu. Hemen diyorum tık bu. Beline bak. İptal, iptal, iptal. Dilan Polat'ın şöhreti haricinde de kayda değer bir karakter olduğunu Muhammed Yakut'un "Ben Dilan'ı tanımam, Sıla'yı yıllardır tanırım" demesinden anlıyoruz. Aile fertlerinden birinin doğum günü partisinde eniştesi Engin Polat'la fazla sarmaş dolaş dans ettiği için uyumayan kamuoyu tarafından yadırganmış. Bunun üstüne sevgi, hayırseverlik ve enerji bakanı kız kardeşi Dilan Polat, "Siz ne anlarsınız aileden, sevgiden, şundan bundan" tarzı sözlerle cümle aleme hayat bilgisi dersi ve balans ayarı vermişti. Gözlerim gitti. Gidiyor gözlerim. İyi geçeler. İyi geceler. Yağlar aç. Sabah zınk diye uyanacaksın. Enerjim. Zira Dilan Polat kanaat önderi olma yoluna o zamanlardan girmişti. Ama Sıla Doğu'yu ikonikleştiren TikTok'a attığı "kokain diyorsun, oh içiyorum, bunu da veriyorum, sana ne" dediği videosu ve ikinci kısımda bunu derken cinsel uzvuna şiddetle yumruklaması oldu. Benim kız kardeşimle benim adımı kullanırsan seni sen kim sana kokain diyorsun, oh içiyorum, bunu da veriyorum, sana ne? Bu videosunun patlamasının ve uyuşturucudan gözaltına alınmasının ardından da Sıla Doğu'nun nasıl namazında, niyazında, umresinde, esasında dini bütün bir kimlik olduğunu da Dilan Polat'ın zamanın ruhuna ve penaltı kurtarışına uygun teşhirlerinden öğreniverdik. Kombin yaptım bu sana. Bu oldu. Bu çanta her şeyde girer yani Nildoş'un aldığı en iyi. Bunu da arada bir alacağım. Ama o ayakkabı oldu mu? Evet, çok tatlı. Tamam, ama ben kombin. Senin yerinde olsam, Marmaris'tesin yani böyle otel ya. Bunun altında spor ayakkabı giysen çok daha rahat edersin, çok daha güzel olur. Sıla Doğu annelerini öldüren babalarıyla o halen hapisteyken anne tarafından onlara bakan akrabalarından gizleyerek görüşmeye başlıyor. Dilan Polat ise babasıyla daha sonraları görüşmeye ve zaman zaman da birlikte yaşamaya razı oluyor. Bir ikircik var yani Dilan Polat'ın yüreğinde. Ama yine de artık vefat eden babasını çok sevdiğini, onu özlediğini söylemeyi hiç ihmal etmiyor. Bazen de diyorum keşke daha önce affetseymişim. Daha çok sarılabilirdim diyorum mesela babama hani. Tesbih tanelerinden biri bu babasını çok sevdiği mevzusu. Dilan Polat'ın her daim babasının beynindeki ödem yüzünden kriz anında annesini öldürdüğü tarzında bir gerekçelendirmesi olduğu için hapiste çok az yattı, hemen çıktı iddiası da var. Ama sonra da babasının hapisten kaçtığını, yıllar sonra kardeşi canı vermek için telefonda adresini sorduğunda babasını yanlışlıkla kendisinin polise yakalattığını anlatıyor. İddia ettiği gibi çok az yattıysa neden hapisten kaçmış babası? Ve nasıl kaçmış? Tamam diyelim de o kadar kolay mı hapisten kaçmak? Yıllarca saklanmak bir profesyonellik gerektirmiyor mu? Herkesin bir acısı var. Benim de acım buydu. Söylemeye gerek yoktu. Niye vardı ki? Benim kızım iyi mi ya? Ama annem neden öldü diyor. Kazadan öldü diyorum. Neden? Neden benim hayatımın en büyük sınavıyla bana şantaj yaptınız? Neden? Daha fazla konuşmak istemiyorum. Evet, içimde böyle bir yük vardı. Paylaşamadım. Çok yakın arkadaşlarımla bile paylaşamadım. Kızımla paylaşamadım. Paylaşmak zorunda kaldım çünkü bir sabah uyanacağım, nasıl bir iftira atılacak? Nerelere ne konacak korkusuyla günlerdir 2 saat uyuyorum.
Bir saat uyuyorum, nöbet tutuyorum telefonun başında. Çocuğumu kucağıma alamıyorum. Uyuyacağım, şimdi rahatladım, uyuyacağım. Çünkü benim annem çok iyi bir kadındı ve seninle gurur duyuyorum anne. Bu kadar, tamam mı? Bitti. Oh, bitti. Hizmi bitti. Bitti. Allah bunun hesabını soracak. Vicdansız. Bütün bunların beynindeki tümör yüzünden karısını öldüren bir adamın yaptığını da unutmayalım. Akmerkez'deki kuyumcuların da mail order işi yaptıkları iddiasıyla Dinan ve Engin Polat'ı yakan Muhammed Yakut, babalarıyla hapiste birlikte yattığını, babalarının annelerini Batmanlı bir türkücüyle aşk yaşadığı için öldürdüğünü, sonra da kahrından hapiste öldüğünü iddia ediyor. Bırakın başkalarının anlattıklarıyla, başka zamanlarda kendi anlattıklarıyla dahi asla örtüşmüyor. Şimdi bu tarz sorulara cevap vermeyeceğim. Baştan söyleyeyim, sadece buna cevap vereceğim. Çünkü geçmişinde travma yaşayan insanlara umut olabilmek için. Benim aklıma gelmesinden ziyade arkadaşlar, sizin gördüğünüz ve görmediğiniz, sosyal medya dahil olmak üzere, benim ölmüşümle bile alay ediliyor. Anlatabiliyor muyum? Alay derken şöyle, benim canımı yakmak için onlarla vurmak istiyorlar mesela beni. Ben neler yaşıyorum? Sizin görmediğiniz, bilmediğiniz hiç ben neler yaşıyorum? Tabii ki de canım yanıyor. Benim canlarımla vuruyorlar. Beni düşünsene, birinin canıyla vurdukları zaman canı yanmaz mı? İnsanın bir süre sonra psikolojisi de bozuluyor. İyi bir insan da olmak istemiyorsun. Yani benim sadece... Mesela babası annesini öldürdükten sonra teyzesinin evine gidip onların evini de kurşunlamış. Bunu da kendisi bu hadisenin beyin tümöründen kaynaklanan kriz olduğunu anlatmasının, bu gerekçelendirmeyi yutmamızı beklemesinin hemen ardından anlatabiliyor. Besbelli ki Instagram'da çok güzel, çok zengin, çok başarılı olduğu iddiasını kakalayarak güzellik salonlarını ve kozmetik ürünlerini pazarlayan influencerlara çok aç ve açık bir kitle var. Ne anlatırlarsa havada yutan, ne teşhir ederlerse bayılarak izleyen milyonlarca insan. Verdiği sayılar doğruysa olur olmadık yerde 130 şube açmasını ve ayda 1 milyon kozmetik ürünü satmasını temin eden bir kitle. Ve de Türkiye'nin meselesi değil yalnızca bu. Aynı zamanda menajerleri olan annelerinin, ablaları Kim'in seks kasetini el altından satmasıyla dünya çapında üne kavuşan Kardashian'ların en küçüğü Kylie Jenner'ın dudak kiti mesela. Çok ince dudaklarını dolgularla, enjeksiyonlarla, onunla bununla epeyce irileştirdikten sonra kendi kozmetik markasının dudak setiyle bu hale geldiğini iddia edebildi. Ve bu palavrayı yutan milyonlarca kadına dudak setinden başlayarak dünya kadar kozmetik ürününü satabildi Kylie Jenner. Ürünlerin başka küçük ve tanınmayan markaların kopyası olduğuna dair iddialar ve markası hakkında açılmış onlarca dava var. Ama atı alan Üsküdar'ı geçti mi? Geçti. Usulsüz yollarla elde edildiği, kaynağının belirsiz olduğu iddia edilen, yani sanal bahis, yasa dışı kumar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi karanlık, kanunsuz işlerden gelen hatırı sayılır miktarda paranın sistemimizde dolaşıyor olması neticesinde cezalandırılmış durumdaki ülkemizde Diran ve Engin Polat'a Instagram ve TikTok'un teşhir vitrinine konularak savurun paraları denildiği, onların da bunları herkesin gözüne soka soka delice saçıp savurmaya başladığı aşikar. Enerji, enerji, enerji. Böylece sisteme pompalanan çok büyük miktardaki kara paranın yıkanması söz konusu. Ghetto, Barbie ve Ken'i, arkadaki çok paralı, çok karanlık birilerinin kuklası, vitrin mankeni yani. Tüm bu kara paraları sisteme, kozmetik ürünleri ve güzellik merkezleri gibi göze ve gönle hoş gelecek afaki yöntemlerle sokma, yıkayıp paklama tezgahı. Bu çift giderek dellenmeyip küstahlık ve intikamcılıklarına az biraz olsun gem vurabilseydi pekala daha uzun da sürebilirdi. Zira ülkemizde dolanan hatırı sayılır miktarda kara paranın yalan makinelerinde yıkanmaya, Instagram'da, TikTok'ta yaşayan milyonların da kandırılmaya fena halde ihtiyacı var anlaşılan. Al Dilan Polat hediyesi olsun. Vallahi. Evet. Yok ya şimdi. Ya al be sus. Ha, ödeyecek ya. Parasını ödeyecek. Enel, kıyafetlerimizi küçültmeyin aşkım, başka bir şey yok. Artık isteklerim o kadar saçmaladı ki. Bu öyküde çok seviliyor gösterilen, vazgeçilmez bir de uşak figürü var. Şule. Şule. Şu duş jellerinin içine altın tozum vardı ya, ondan dökelim mi? Banyo yapacağım eve. Değil mi? Niye şaşırdın?
Dinan Polat, Şule gel, Şule git, Şule at, Şule tut demeden tost makinesi ve kettle'ın dahi altın rengi olduğu hamamlı ve havuzlu evinde adım dahi atmıyordu. Düzen çok severim. Şule çekmecelerin için düzen yapacağız değil mi? Evet. Şunları da kızlar kullanmıyorum ya, artık banyolara koyun onları da. Tamam. Öylesine mühim ve temel bir figürdü Şule. Diğer çalışanlar hep atılabilir kategorisindeydi. Evden ayrılmasıyla herkesi sarsan Müge de vazgeçilmez olmak yerine çekip gitmeyi tercih etti. Ve Şule'nin çeşitli karalamalarına maruz kaldı. Bir şey açıklamak olursa, şimdi bir tane tek kelime bir şey açıklayacağım. Millet yine saldırsa saldırsa umurumda değil. Müge telefon aldı ya yeni. 14 Pro Max. Aa, ben onu bilmiyorum. Bakın, ha siz bilmiyorsunuz. Hayırlı ben kötü olsun. Buramda kötülük olsaydı ben size hemen yetiştirirdim bunu. Hayırlı olsun. Orada sevgilisiyle konuşmuş. Bilmiyorum kim, sevgilisi mi arkadaş mı ne bileyim. O diyor ki ben de telefon istiyorum. Erkek çocuk ha. Müge diyor ki sen de diyor oradaki yüzük çok pahalı. Onu sat, al kendine. Al sana, gelsin karşıma ben iftira atıyorsam. Gelsin. Şaka ben buradayım. Evet, o bitti. Yemin et. Allah Kur'an çarpsın. Ay, benim bu çocuğum var, üstüne yemin ederek konuşuyorum bunu. Şule anlatmamış derken Müge'nin sevgilisiyle konuşmalarını Diran Hanım'ına dökülmüştü. Tüm çalışanlarına acayip iyi davranan, cömertlik şovlarıyla dolarlar ve çeyrek altınlarla boğan fedakar patron Diran Polat, Müge'nin ihaneti karşısında sarsılmıştı. Yani bir ihbarcı ve polis olarak da Şule son derece faydalıydı. Diran Polat'ın enerjiyi yaparak hoplayıp zıplaması, çok neşeli, mutlu kocasına aşık, evli kadın dansları yapması gerektiğinde de zavallı Şule'nin ona eşlik etmesi zaruriydi. Ki, enerji 4, Elisa yok, Elisa Cuma günü gelecekmiş. Ki antidepresanlarla ayakta duran, sabahları kalktığında ağrılarından tuvalete dahi zor gittiğini söyleyen Dinan Polat'ın pazarladığı merdiven altı sahte ürünlerinden başlıca ikisi de enerjisi ve neşesiydi. Bacaklarımdaki ağrı burada geçti. Bileklerimde bir tık var. Ay şöyle suyumu alayım. Teşekkürler bebeğim. Enerji, hadi yolumuz açık olsun. Allah'a emanet. Akrep. Şu şekilde bir akrep. Bunu hemen toprağa gömüyoruz. Gördün mü Esra abla? Kız resim. Ay Engin, bunu buradan al. Hemen mi şimdi gömeyim? Şöyle evet, ne olur lütfen. Dualar evet. İşte bu enerji ve neşeyi teşhir etme danslarında hep Şule geldi. İşler çığırından çıkmaya başladığında Şule ortadan yok oldu. Beni görürse, kriz geçiyorsa ben işten çıkayım. Aa, ne alaka be? Sen ya, söylemesine bakın dedi lan hanım. Bu ne demek şimdi? Sisi lakaplı Seyhan Soylu'nun iddiasına göre Şule evden kaçmaya çalışınca Dilan Polat'tan dayak yemişti. Zorla yeniden eve eklemlenen Şule, akıllara seza bir evlilik teklifi aldım ve kabul ettim hikayesiyle son bir sahneyle mükafatlandırıldı. Ya da cezalandırıldı. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Milan Efe'ye ne dememiz lazım acaba? Ne diyeceğim? Ben de onu evlenecek diyeceğiz, anlatacağız ya. Ona. Yuva kuracak, nasıl çocuk olacak acaba diyeceğiz. Acaba nasıl konuşmak gerekiyor bu çocukla? Çünkü bir kere babası varsa. Çok zengin bir Trabzonlu iş adamından evlilik teklifi almış. Adamın bir sürü evi içinde, Dilan Polatların oturduğu sitede onların evinin tıpkısının aynısını seçmişti. Sonra evin kiralık ilanlarından bulunduğu tespit edildi. Ya düşünün, çok çok akıllı bir kadın olduğunu ilan eden Dinan Polat, kendini müthiş bir tilki, alemin yani bizlerin de attığı her türlü palavrayı yutan sersemler olduğuna nasıl da %1500 emin hallere tırmanmış. Evet, Adnan Hoca'nın en sevdiği, en çok göbek attığı gelecek. Bir gurunun yanı başından ayırmadığı en makbul müridi rolü ve konumundaki Şule. Huzurlarımızdan bizlere müstahak görülen bu hikayeyle uğurlandı. Şule'nin öyküsünden yola çıkarak Dinan Polat'ın kitlesinin başına ördüğü nice çorabın niteliğine paha biçebilirsiniz. Ya da bırakalım. Bu öyküdeki pek çok şey Dinan Polat'ın ruh hali gibi dağınık kalsın. Öyle böyle bir hikaye değil zira bu. Çözdükçe dolaşan cinsin. Orada
saçını seyir alın. Tamam.